azıcık, ufacık, küçücük alışveriş yapmış olabilirim. O zaman bu video alışveriş severlere gelsin benim gibi. Ben Shein'den böyle birazcık alışveriş yaptım. Benim aslında ilk alışverişimi, daha önceden bu siteyi hiç kullanmamıştım. Ama yani baktım herkes alıyor, ben de merak ettim. Yani neler var içerisinde, ne kadar fiyatları. Aman Allah'ım yani, site tamamen sizi içine alıyor. Bir anda böyle gezerken neler var neler yok diye. Aslında o şeylere ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz. Ama ben gerçekten ihtiyaç olan şeyleri aldım. Gerçekten ihtiyacım vardı. Onları aldım. Çok bir şey almadım. Gerçekten çok bir şey almadım. Size aldıklarımı göstereyim. Yani siz de bana hak vereceksiniz. Bence benim bunlara ihtiyacım vardı diye. Kesinlikle yoktu. Bu arada inanılmaz uygun her şey. Zaten o yüzden bunu da alayım, şunu da alayım diye böyle direkt sizi çekiyor. Şu an piyasada gördüğümüz birçok ürün Çin malı. Birçoğunun arkasında zaten Made in China yazıyor. Sonra dedim ki ne kaybederim? İngiltere'de gümrükte uygulanmıyor. Türkiye'de olduğu gibi Shein üzerine alışveriş yaptığınızda. Deneyeyim dedim. Yani en kötü giden cüzi parama olan olur yani. Ne olacak ki dedim. Şimdi zaten gelen kargoyu açacağız. Ürünleri de göreceğiz. Nimelem şeylermiş bakalım. Bendik çıkarsa bir daha da işim olmaz. Anında da gömerim yani siteyi. Onu da baştan söyleyeyim. O zaman şimdi kutuyu bir açalım. Bakalım neler varmış içinde. Şöyle... İlk ürünümüz böyle bir, ne denir buna? Kalem ama ne kalemi? Hani bu tırnağa yapıştırılan taşlar var. Aynen şu an aslında tırnağımda olduğu gibi. Onları böyle tutmak için bir aparata ihtiyacım vardı. Çünkü elimle kendimi yapıştıramıyordum. Şöyle bir ürün aldım. Bunu açayım. Nasıl açılacak? Nasılmış? Bir tarafı şöyle metal uçlu, diğer tarafı şöyle yapışkanlı bir plastik, silikon gibi bir şey. Bunlarla taşları tutabiliyorsunuz. Daha sonra aplikatörle tırnağınıza uygulayabiliyorsunuz. Buna gerçekten ihtiyacım vardı çünkü taşlarımı yapıştıramıyordum yani. Olacak iş mi? Taşsız ben. O yüzden bunu aldım. Fiyatları şimdi hatırlamıyorum. Hepsi yani ortalama 1 pound kadardı. Yani çoğu da 1 pound'un altındaydı. Zaten şey ekrana da koyarım aldığım ürünlerin fiyatlarını. Tabii sitedeki şu an güncel görüntüleri yapıştıracağım ama 3 aşağı 5 yukarı zaten aldığımda da aynıdır fiyatları diye düşünüyorum. Çok bir şey değişmiş olamaz. İçinde böyle tatlı küçük küçük kristal taşları var. Bunun böyle bir çok rengi vardı. İşte moru, pembesi, mavisi ve kırmızısı, yeşili her rengi vardı. Ben pembeyi tercih ettim. Umarım işe yarar. Bir diğer ürünümüz... Şöyle bir piyonklu taş tokası seti almıştım. Bu aralar çok moda olan, hepimizin aslında bildiği, kullandığı piyonklu saç tokası. Böyle parlak bir kumaşı var. Orada yeni üye olduğum için bunu bana 50 penny gibi bir şeye galiba site indirmişti fiyatını. Bir krem rengini, bir siyahını aldım. Şeyine bakalım, şu kilit sistemi nasıl? Ha, normal bildiğimiz klipsli. Bakayım rahat kapanıyor mu? Kapanıyor, tamam, sağlam. Yani önemli olan çalışır, kullanılır olması. Zaten hani son derece basic bir ürün ama şeyini sevdim. Parlaklığı falan, büyüklüğü güzel. Böyle saçta arkadan tutturduğumuzda falan güzel olacaktır. Bu arada bunları almadan önce ben İngiltere'de de çok fazla aradım aslında benzerlerini alayım diye de. Gerçekten o bayağı pahalıydı yani. Tanesi 12 pound falandı bu tokaların. O yüzden görmüşken kaptım yani, niye kapmayayım. Buna benzer bir toka da ben kendim evde yapmıştım. Size bir onu da göstereyim bir saniye. Bunu da ben kendim yaptım. Evde fazla bir kurdelem vardı, işte taşlarım falan vardı. Kendim bunu diktim. Bunu da böyle lastikli toka olacak şekilde yapmıştım. Böyle elimden böyle şeyler geliyor arkadaşlar. İsteyen olursa, yorumlar belli bir seviyeye ulaşırsa, hem beğenmeler, hem yorumlar, hem abone. Vallahi çekilişte falan bu tokalardan yapıp hediye edebilirim isteyenlere. Bu da böyle bir bilgi. Geçiyoruz bir diğer ürüne. Şu an aslında rengi
daha bir maviye çalıyor. Üzerimdekine daha yakın bir renk aslında ama şu an çok pembe çıkıyor kamerada. Öyle bir kilotlu çorap aldım. Diyeceksiniz ki Minnoş sen bu renkle ne yapacaksın? Giydiğimde kombinlediğimde görürsünüz. Aklımda çok güzel bir kombi var. Bakayım şey nasılmış. Bu arada standart bedendi. Yani herkese olur diye düşünüyorum. Gayet esnek. Şeyi güzel, dokusu, yumuşaklığı güzelmiş. Kaçı maçı da yoktur herhalde. Bu arada iade şey de varmış. Politikası da yani bir pound şeyi de iade etmekle uğraşır mı insan emin değilim. Kombinlediğimde görürsünüz dediğim gibi. Geçiyoruz bir diğer ürüne. Ne almışız? Bir çorap daha aldım. Şöyle göstereyim. Bu da böyle fiyonklu deseni olan böyle fileli bir çorap. Bu da çok komik bir fiyattı. Zaten tüm ürünleri böyle kenara bir yere koyarım görsellerini başta dediğim gibi. Bunu şimdi hiç açmayayım. Kaçar maçar ama giydiğimde bunu da böyle videolarda falan görmüş olursunuz ya da fotoğraflarda. Çok uygundu. Bunu da aldım. Yani zaten mesela çorap fiyatları şöyle söyleyeyim. En uygun mağaza ne burada? Primark. Primark'ta düz kilotlu çorapları tanesini 1 pound'a satıyorlar. Yani 5 paket halinde satılan mesela bir kilotlu çorap seti var en uygun gördüğüm. O da 5 pound'tu. Yani bence bu böyle desenli fileli özel çoraplar zaten 3-4 pound civarında Primark'ta dahi. Yani Calzedonia'yı falan zaten bahsetmiyorum. Onlar çok daha fiyatlı mağazalar. O yüzden almak istedim. Ne kaybederim ki diye düşündüm açıkçası. Bir diğer ürünümüz. Oldukça fazla takı alışverişi yaptım. Ben çok severim takı takmayı. Böyle uygun fiyatlı görünce de denemek istedim. Yani bakalım şeyleri nasılmış, kaliteleri nasılmış. Şöyle sarı taşlı zirkon bir gümüş kolye aldım. Bayağıdır sarı taşlı bir kolye istiyordum aslında. Genelde Soşik'ten alıyordum bu tarz takılarımı ben Türkiye'deyken. Ama şeyi burada bulamamıştım böyle güzel bir kolye. Şöyle göstereyim. Bence eğer erkenden kararma vesaire olmazsa oldukça kaliteli görünüyor. Ya dediğim gibi zaten bu tarz hani bijuteri ürünleri satan, kaliteli ürünleri satan aslında mağazalar, aksesuarizleri vesairedir. Bunların da çoğu zaten Çin'den ithal ediyor ürünlerini. O nedenle çok farklı bir şey geleceğini düşünmedim. Yani çok daha kötü olacağını düşünmedim bir yandan da. Ve gerçekten çok güzelmiş. Ya ben bu arada yakından şu an baktığımda anlıyorum. Taşları falan çok parlak. Zinciri ipek gibi kaliteli. Ya dediğim gibi normal ürünler de zaten iyi yerlerden aldığımız ürünler de parfüm sıktığınızda falan kararma oluyor yani. Bu çok normal. Ama bakacağım uzun süreli kullanımda dikkatli kullandığımız takdirde ne kadar sürede kararacak, kararmayacak ona göre de bilgi veririm ama gerçekten çok güzel. Oldukça parlak bir kolye. Bunu da kenara alalım. Geliyoruz bir diğer ürünümüze. Buna takım olsun diye de bir yüzük sipariş ettim. Da şöyle sarı taşlı yanları da yine gümüş zirkon bir yüzük. Şöyle göstereyim. Bu da gerçekten çok güzel. Ya ben en küçük numarasını aldım. 5 numara yüzük. O bile birazcık büyük geldi bu arada. Daha da küçüğü yoktu. Şöyle ama gerçekten taşları falan oldukça parlak, güzel bir yüzük. Ben bunu şöyle de takabilirim. Yani o şekilde ayarlarım. Beğendim. İkisi de bence şöyle gösterirsem güzel bir takım oldu diye düşünüyorum. Beğendim ya gerçekten. Bu fiyata yalnız ben bu takıları cidden beğendim. Devamı gelir gibi geliyor. Hem hacimsel olarak da yer kaplamıyor. Şimdi niye sürekli hacim hacim diyorum? Biz buraya taşınırken 40 metreküp eşya ile taşındık. Sanıyorsam 20 metreküpü benim kıyafetlerim ve eşyalarımdı.
yapacak bir şey yok. O yüzden kıyafet alışverişi yapmamaya çalışıyorum. Veriyorum, satıyorum, bir şeyler yapıyorum yani. Bakın. Geliyoruz bir diğer ürünümüze. Şöyle bir zümrüt yeşili kolye aldım. Ama bu gerçekten çok güzelmiş. Şu tepesinde kameram çok iyi çekmediği için belli olmuyor ama şöyle tepesinde taşları var yine zirkon taşlardan. Altın rengi zarif bir kolye. Şöyle göstereyim. Ay bu çok güzel. Bu bayağı güzelmiş. Bunu aldım. Yine fiyatını görsel olarak eklerim. Çok beğendim ya. Çok kaliteli. Ucuz görünen bir şey çıkar diye düşünüyordum ama beklentimin üzerine geldi. Ne yalan söyleyeyim. Ve geliyoruz bir diğer ürünümüz. Bu da bir takı. Ne aldım? Acaba ne aldım? Ne aldım Minnoş? Ha? Şöyle kalpli beyaz bir yüzük aldım. Beyaz taşlı, yani şeffaf taşlı bir yüzük aldım. Doy. Ay çok güzel. Yani normalde şu an kendim baktığımda çok çok daha parlak görünüyor. Şıkır şıkır duruyor açıkçası. Ay bu çok iyiymiş. Vallahi Shein beni vallahi şaşırtıyorsun. Çok beğendim. Şöyle bir yüzük. Şıkır şıkır, fıkır fıkır, lıkır lıkır. Bunu bence zaten isteyene linklerini de atarım. Bayağı beğendim. Bunu alabilirsiniz. Bu arada diğerlerini de alabilirsiniz. Çok güzelmiş. Evet, bir diğer takımız. Çık çık. Az önceki zümrüt yeşili kolyeye takım olsun diye onun da yüzüğünü aldım. Bu yüzükte numarası 5 bedeni. Şöyle göstereyim. Şuna takayım yine. Şöyle bir yüzük. Ay çok güzel. Çok güzel. Yanlarında beyaz zirkon taşları var. Altın renkli. Taşları çok parlak. Yani çok güzel. Hiç böyle ucuz dandik durmuyor açıkçası. Bayağı beğendim. Ya benim parmaklarım gerçekten çok ince. Yani o yüzden mesela en küçük numarası bu parmakta durur ama biraz bol. Yani baş parmağıma falan da takabilirim. Beğendim. Şöyle göstereyim. Beni odaklıyor bir dakika. Evet, bir tane daha takı aldım. Zaten çoğunluğu takıydı bunların. Şöyle açalım. Bunu çok beğenerek aldım açıkçası. Şöyle kalpli bir, pembe ucunda kalp olan bir taşlı kolye aldım. Şöyle takayım. Taşları çok parlak, çok zarif. Şıkır şıkır bir kolye. Bunun çok benzerini Türkiye'den almıştım. Yani fiyatı çok çok daha fazlaydı. Bilmiyorum, kalitesi eminim ki daha farklıdır. Yani öyle de olabilir. Ama bu aldığım ürüne gerçekten çok benziyor. Çok benzeri. Dediğim gibi uzun süre kullanımda kararacak mı, kırılacak mı, kopacak mı? Ona göre anlaşılır kalitesi. Ama çok beğendim be. Vallahi çok güzel. Çok zarif, çok tatlı. Çok zarif bir kolye. Buna takım olacak şekilde bilezik ve yüzüğünü de aldım bunun. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gene ortasında kalbi olan, pembe bir kalp olan, bileğinize göre ayarlayabileceğiniz bir bileklik. Benim bileklerim de çok ince olduğu için normal bilezikler, bileklikler bana çok büyük oluyor. Yani elimin bayağı bir üstüne düşüyor. Bunun böyle ayarlanabilir olması
Benim için çok iyi. İstersem daha sık takarım. İstersem biraz daha bol elimin üstüne düşürecek şekilde şöyle takabilirim. Şu şekilde. Çok tatlı ya. Bunu da bence alabilirsiniz. Yani takı konusunda zevkliyimdir. Tabi zevk meselesi. Hani herkese uymayabilir, uyabilir, uymayabilir. Ama genel olarak zevki güzel bir insanım bence. O yüzden tavsiyelerimi dinlerseniz memnun kalırsınız. Dinlemezseniz de canınız sağ olsun. Bunun yüzü de şu şekilde. Bu arada kaç parça şey oldu bilmiyorum da bayağı bir herhalde 13 parça falan bir şey aldım. Bu da onun minnoş yüzüğü. Gene pembe bir kalp var ortasında. Yanları gene zirkon taşlı. Şıkır şıkır bir yüzük. Bu one size ayarlanabilir bir yüzük. Bunu istediğiniz yere takabilirsiniz. Ben genelde bunu böyle işaret parmağında kullanmayı tercih ederim gibi geliyor. Bazen de şeyi çok seviyorum. Baş parmağına takmayı çok seviyorum. Güzel duruyor ama bu da son derece şık. Şıkır şıkır parlak bir yüzükmüş. Dediğim gibi bu üçünü takım yaptım. Bunun bu arada pembe dışında bir sürü rengi vardı. İşte yeşili, mavisi, kırmızısı, siyahı, gece mavisi. Gece mavisi de çok güzeldi. Bu arada bir gece mavisi olan bir takı setinden de alabilirim. Yine böyle topluca ihtiyaçlarım olduğu vakit alacağım. Çünkü ilk üyelere bu arada 10 pound üzeri kargo bedavaydı diye hatırlıyorum. Onun haricinde 40 pound üzeri alışveriş yaparsanız ücretsiz kargo oluyor. Bir de sürekli kupon tanınıyorlar aynı Trendyol'da olduğu gibi. Yine 25 indirim, %30 indirim gibi böyle değişik değişik kuponları oluyor. Ben hem bu %25 indirimden yararlanmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Bir de kargo bedava zaten olmuştu. Üstüne de her gün check-in yaparsanız Trendyol'da da bu vardı. Belli bir puan yükleniyor. Bu puanların karşılığında da belli bir tutarda indirim oluyordu. Ben hepsini kullandım. Zaten hani kendileri de ürünlerine oldukça uygundu. Bir de onlar binince ekstra ekstra ucuza geldi. Başka nelerimiz var? Hah. Bunu poşet çıkmış. Şöyle bir esas alışveriş amacım buydu. İhtiyaç olan buydu. Diğerleri psikolojik ihtiyaçtı. Onlar da ihtiyaçtı evet. Öyle bir aparat aldım. Bu çekim yaparken özellikle resim yaparken bir de tasarım çizim yaparken çekim yapmak istiyorum. O yüzden böyle masaya bağlayıp tepeden çizdiklerimi sizlere de göstermek istediğim için böyle bir aparata ihtiyacım vardı. Bunu aldım. Bu nasıl? Ha, şurası şey olacak. Şuradan ayarlıyorsunuz. Ve nereye takacaksınız? Masaya mı kıstıracaksınız? Dolaba mı kıstıracaksınız? Oraya kıstırıyorsunuz. Burası da telefonu takacağınız olan kısım. Bu ürün bu arada şey bayağı sağlam. Şu ahtapot denen kısmını zor kıvırıyorsunuz. Yani aslında bu iyi bir şey. Çünkü telefonun ağırlığıyla esneyip hemen böyle kendini salmayacak çekim yaparken. Bunu yemek çekimlerine de kullanabilirim. Böyle yemek videoları falan yaparsam onlarda da işime yarar diye düşünüyorum. Bunları aldım. Ya bunun da fiyatı çok komikti. Yani TL'ye vurduğumuzda dahi çok çok uyguna geliyordu. O yüzden bunu da aldım. Sanıyorum ne kadar ürün? 13 parça ürün aldım. Bunların hepsine 15 pound verdim diye hatırlıyorum. Bence çok uygun. Yani bu fiyata bunları alamazdım başka bir yerden. Hele ki Londra'da mümkün değil alamazdım. Özellikle takılar gerçekten çok uygun. Ben yine bir takı alışverişi yaparım diye düşünüyorum. Evet aldıklarım bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Yani beğenmeseniz de ben beğendim önemli olan. Sonra da böyle alışveriş videoları falan isterseniz yorumlara yazın. Evet giysiyle ilgili çok fazla alışveriş yapmak istemiyorum ama Zara indiriminden almadım mı? Tabii ki aldım. Yani ölüm dünya bir kere gelmişiz alacağım. Ama tabii ki biraz daha dikkatli kontrollü diyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.